Karavanın derdi bitmiyor tabii. Koltuk kırıldı. Benim oturduğum koltuğu hayır kırmış. Ne oldu kunduk oğlum, ben nasıl kırıyorum ya? Yan taraftan, benim oturduğum taraftan değil de öbür taraftan kopartmış koltuğu. Yani yapacak bir şey yok artık. Ses kaynattıracağız. İşte 38 liraya bir arabamız oldu. Yani. Şu anda ne yapıyorsunuz? Yağ filtre kütüğünü söküyoruz. Yağ kaçağı var. Onun sorununu çözeceğiz. Önce o, sonra su. Evet. Fabinin çalışmaları orada devam ediyor. Sağ olsun servis bize kendi ofislerini verdiler. Biz de onların ofisine yerleştik böyle. Hatta Sherlock bile yerleşti. Minderi, Sutası. Haluk orada YouTube seyrediyor. YouTube değil, TLC seyrediyor. TLC bakalım. TLC'de evler nasıl yapılıyor? Onları seyrediyormuş. Ben de editleme yapıyorum. Dışarıda manzaramız böyle. Umut ediyoruz ki bugün araba biter. Çünkü bugün cuma. Eğer bitmezse biz hafta sonumuzu muhtemelen bu servisin içinde geçireceğiz. 59 model. Şimdi Mars demosu kaçırıyordu biraz. Onu yapıyor arkadaşlar. Eğlence işte. Başka bir şey yok. Benim oğlan da pikabımı 10 liraya satmış bunlara. 10 liraya? Evet, biz yukarıda sohbet ederken 10 lira demiş, 10 lira vermişler. Pikap da gitti. Allah'tan dışarıdaki Dacia'yı 38 liraya da Mehmet'ten satın almış. Öyle bir ticaret yapmış yani. Hı. Çok karlıyız bugün. İşte 38 liraya bir arabamız oldu. Yani. Oyuncaklarımız vardı böyle ufacık. Büyüyünce oyuncakların ebatı büyüyor. Aslında hepsi oyuncak yani bana göre. Vakit geçirme, kaliteli zaman harcama gibi operasyonlarla uğraşıyoruz işte abi. Mesela Muğla'da bunun marş motorunu yaptıramadık. İstanbul'a gönderdik. O geldi, şimdi yerine takılıyor. Buradaki kornayı böyle çektiğiniz zaman şu kolu sol sinyal. Ortada boş. Sağ çektiğiniz zaman da sağ sinyal yanıp sönüyor. Bu 59 model 180 modeli. O zamanlar bu üretilirken Mercedes'lerde C, E, S diye bir şeyler yoktu. Bu 180 modeli. Elektrikçi bir arkadaşım var. Dedim ki marş motorcuk abi araba ne dedi? Mercedes dedim. Abi hangi model? 180 dedim. Abi dedi tamam da E mi, C mi, S mi hangisi dedi? Dedim o üretildiği zaman o E'ler M'ler yoktu. Antik arabaları takip edenler bilirler. Üsküdar'da bir abimiz vardır. O araba, bu araba oradaydı uzun yıllarca. Ki restorasyonunu da o yaptı. Ondan sonra Süleyman Aksoy abimize geçti. Süleyman abi de kapalı yeri olmayıp bu arabayı saklayamayınca araba bana geçti. Mutlaka kapalı yerde durması gerekiyor. O yüzden yani. Zaten burada camekanlı bir alanımız da tutuyoruz. Tabii açıkta durmasının bazı yüzeysel yıpranmaları falan var. Onları falan yapacağız, halledeceğiz. Keyifle hem gezeceğiz hem dolaşacağız. Hem de çöpe gitmesini önüne geçmiş olup böyle bir anılarla dolu bir aracı tekrar yola çıkacak. O yüzden çok kilometresi yok bu arabanın. Bu arabayı getirdikten sonra ilk kontrolümüzde marş motorunu kaçırdığını gördük. Onu yaptırdık. Şimdi arkadaşlarım onu takıyorlar. Sokağa çıkma yasağı yok bunda. Sokağa çıkabiliyor. 65'i doldurmadı da. 61 yaşında. Burası Servis Fix. Her marka aracın özel hizmetini de veriyor. Yani servis hizmetini veriyor. Aynı zamanda Castrol anlaşmalı burası. Bu arada şunu da söylüyoruz. Eğer Muğla tarafında karavanınız bozulduysa, karavancı arkadaşlar, Nezih Bey'i bulun. Her türlü. Her türlü yardımım. Arabaya da. Çünkü geçen seneydi karavancı bir arkadaşım geldi. Arabasının motoru yaktı burada. Motorunu yaptık, öyle gönderdik orada. Yani motor, iç aksam, mobilya, her konuda yardımcı oluyor. Çok teşekkür ederiz. Yardımcı olur zaten. Çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Abi bir tane daha var. Abi bir tane daha. Bu son. Dur onu yesin önce. Çok güzel. Aferin sana, hiç korkmuyorsun sen de. Korkmaz. Benim oğlum çok güzel şapırdatıyor bunu. Evet.
Karavanda işte hayat böyle geçiyor. Kimi YouTube seyrediyor. Kimi sevmeni sevmeni yapıyor. Bu da Marmaris'te kapanma günlerinde ben. Saç baş dağılmış. Öyle oturuyorum. Bilgisayarımın şarjı da olsun. Ondan sonra video editlemeye başlayacağım. Çünkü yarın video günü. Niye bu kadar mutlu oldun birdenbire durduk yerde? Çünkü birdenbire ya. Arabanın temizlik tankının saati çalıştı. Kendi kendine. Kendi kendine. Allah Allah. İşte Allah bir yerden ağlatırken bir yerden güldürüyor demek. Sonra ben bahçesindeki kuyunun suyu mandalaları giyiyordu. Bu demek ki damar tıkanıklarını da çözüyor herhalde. Bir teorim var. Şimdi biz temiz suyu doldurmuştuk. Temiz suyu şamandıramız çalışmaya başladı ya. Biz bu temiz suyu kullandıkça gri depo ve siyah depodaki şamandıra problemleri de çözülür mü acaba? Yoksa onlar başka şeylerle karıştığı için bu kuyu suyunun özelliği gider mi? Bakalım hemen. Hemen bakalım. Bakıyoruz. Ha, bir suda çalışıyor. Hangisi? Buradaki. Siyah su. Evet. Abinin kuyu suyu buna iyi geldi. Ama tıkanıklıklarından birebir. Aynen geliyormuş. Şamandıra problemlerini çözüyor. Bu duruma ne diyoruz? Ne diyoruz? Literatürde. Ne diyor? Post. Sokağa çıkma yasağı sendromu. Sokağa çıkma yasağı değil aslında. Sokağa çıkma kısıtlaması. Mesela istiyorsan sen çıkabilirsin şu anda. Evin etrafında dolaşabilirsin. Ama yemiyor değil mi? Yağmur yağıyor. O zaman oturalım bakalım. Aslında bir şampuan alıp çıkabilirim. Bak bu da post sokağa çıkma yasağı sendromu. Ya onu bunu boş ver de sen. Bunu şey diyelim yani dur dakika. Bunu tanıklı bir isim alalım. S-Y-S. Vaaay. Ya. ya. S-Y-S. Ne? O zaman konu başlığımızı şöyle yapalım. P-S-Y-S nedir? Ya. Biz çok saçmaladık ya. İyi de zaten kim saçmalamıyor ki karavandaki bu sokağa çıkma yasaklarında evde otururken herkes saçmalıyor. Bizimki de böyle oldu. Dur oturma. Oturma. İki tane portakal soysana yiyelim. Soyalım bakalım. Portakal soyup başlıyoruz mı koyacağız? Evet. Ondan sonra bir yalan mı uyduracağız? Ama biz önce bir yalan mı uydurduktan sonra portakal soyacağız. Portakalı soydum, başucuma koydum. Güzel suymadık ya portakalı. Soyuyorsun işte. Güzel mi acaba? Portakalın kabukları ince, gayet güzel gözüküyor. Evet. Bu portakalları hangi manavdan aldık? Yengemi Esra Güller Bahçesi'nden. Yılbaşı verimli geçti. Evet. Benim portakalım soyulmuş. Portakallar soyulmaya devam ediyor. Ben yemeye başlayabilir miyim? Buyurun. Afiyet olsun. Çok güzelmiş. Sana vereyim. Eline sağlık, çok güzelmiş. Çok güzel soymuşsun. Çok iyi soyayım. Kuyu suyu bunları çok güzel yetiştirmiş. Evet, bunu da yemiş. Evet, damarlarına iyi su yürümüş portakalları. Bir takım işler peşindeyiz gene. Küçücük yerde kapalı kalınca Haluk kutlanıyor. Şimdi ne yapıyorsun Haluk? Redbox'ımızda girelim. Yaşasın, artık sınırsız internetimiz olacak. Sınırsız değil, 200 GB. Sınırsıza bir tık kala diyebiliriz. Zaten 200 bu var. 20 bende var, 10 sende var, oldu 230. Bir de çarkımız var, çevir çevir her hafta ondan da çıkıyor bir 15-20. 250'yi buluruz biz ya. İyi o zaman. Tutturamazsak sınırsıza geçeriz, ne olacak ki? Yaşasın. Yaşasın. Hadi bakalım. Sabah çekiyorsun böyle bizi. Marmaris'ten günaydın, sokağa çıkma yasağındayız bugün. Ya da kısıtlamasındayız. Çünkü sabahleyin dışarıda olduğumuza göre çok da yasak sayılmaz yani. Sabahta saat 8, kimsecikler yok doğru düzgün ortalıkta. Biz de hem çöp atalım, hem Sherlock'u gezdirelim, hem de biri daha varmış sokakta. Hem de bir karavan mı yoksa? Yok, değil. Hem de gidip kendimize bir şeyler alalım dedik yiyecek. Evet. Hadi beraber gidelim. Gidelim. Gidiyoruz. Sherlock buradan. Şurada bir karavan daha var ama
İçinde kimse kalmıyor, onun içi boş. Sokaklar bomboş. Sherlock beni çekiştirip durduğu için birazcık sallıyor olabilirim kamerayı. Kahvaltı bul. Balkonda. Şurada balkonda mı? Tamam, bir şeyler alalım, gelelim yapalım hadi. Selam arkadaşlar. Biz bugün bütün günümüzü Muğla'da serviste geçirdik. Sabahleyin servis 10'da açılıyor. Akşamüstü saat 5'te kapanıyor. Bugün saat 5 ve biz saat 7'de buraya geldik. Çünkü genelde arabayı böyle yerlere getirdiğiniz zaman, yani bizimki gibi bir problemle getirdiğiniz zaman 3 saat falan soğumasını beklemek gerekiyor. Biz o zamandan kurtaralım diye saat 7, 8'e doğru falan geldik buraya. Böylece araba soğumuştu içeriye aldıklarında. Geçen defa yapmaya uğraştılar, ellerinden gelen bir şeyleri yaptılar ama akıllarına gelmeyen bir problem çıktı. Bizim arabanın hararet yapmasının esas sebebini bugün sonunda buldular. Günlerdir uğraşıyorlar. Belki radyatörü bile boşuna mı değiştirdik, değiştirmedik mi, gerçekten tıkalı mıydı çok emin değiliz. Radyatörün hemen altında fan motorunun çalışmasını sağlayan bir beyin varmış ve o beynin içine su kaçmış. Beyni sulanmış arabanın, yani anlayacağınız. O da fan motorunu açmayınca, normal sıcaklığın üzerine çıkınca arabaya çok yüklendiğimiz zaman harareti dibine kadar fırlatıyormuş. İşin ilginç yanı, ilk hararet lambası yandığında, 130'a dayandığında ve biz kenara çekip durur durmaz düşmesinden sonra Haluk dedi ki bunun fan motorunda bir problem var galiba. Yoksa bu kadar hızlı düşmezdi geriye. Ama Marmaris'e gittiğimizde usta farklı bir şey söyledi, değişti. Buraya geldiğimizde biz burada sadece su boşaltması problemine baktık. Onu halletmeye çalıştılar. Ama onda da göremedikleri bir sıkıntı olmuş. Çok teşekkürler babaya. Taş mağazasında ilgili konuşmuş. O taş mağazasındaki delik bugün önce tamir edildi. Daha doğrusu komple değişti ilk önce. Ama sorun halledilmeyince daha derine indikleri zaman, hatta acaba motorda mı falan dediler, bize bir zıplattılar. Ama sonunda beyninin sulanmış olduğunu anladık. Elektrikçi geldi, elektrikçi aldı beyni götürdü. Şimdi yeni beyni mi getiriyor, o beyni tamir etti de mi getiriyor bilmiyoruz. Ama saat 5'te normalde burası kapanması... Beyni pirince yatırmıştır. O da olabilir, pirince de yatırmış olabilir. Normalde buranın 5'te kapanması gerekiyor aslında. Şu anda 5'i geçiyor saat ama sağ olsun arkadaşlar bizim için aşağıda bekliyorlar hepsi de. Servis alacak, götürecek onları ama... Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yakında aslında otel var, otele gitsek diye düşündük. Ama Sherlock var, Sherlock'u ne yapacağız? Oteller Sherlock'u almıyorlar. Zaten elektrikçi de yola çıkmış, geliyormuş, yaptım demiş. Eğer taktıklarında olursa alıp arabamızı gideceğiz. Olmazsa bilmiyorum ne olacak, bir çözüm düşünmeye çalışacağız. En fazla arabayı kapının önüne çıkartırız. Gene serviste kapının önünde kalırız ama kalmasak iyi olur yani. Bir an önce gitsek artık. Muğla Marmaris Adası'na gidip gelmekten çok sıkıldık artık. Bir daha Marmaris'e dönmesek çok iyi olacak lütfen. Muğla Marmaris artık avucumuzun çekimi biliyoruz. Ya, aslında çok da bilmiyoruz. Çünkü sürekli gözümüz hararet çubuğunda olarak gidiyoruz geliyoruz. Bir şey olacak mı, bir şey olacak mı diye. Hararet çubuğu o ne? Sürekli gözümüz nerede gidip geliyoruz? Sürekli gözümüz hararet göstergesinin çubuğunda gidip geliyoruz. Bugün biz burada ne yaptık? Sabahtan akşama kadar böyle patron bize kendi ofisini verdi sağ olsun. Ofis bize tahsis edildi. Haluk'la ikimiz bilgisayarlarımızı açtık. Bugün pazartesi, ben çarşamba gününün videosunu hazırladım. Hatta altyazısını bile yazdım, yani inanılmaz. Ben normalde bunları salı, hatta bazen çarşambaya bırakıyordum. Can sıkıntısı işte. Ben de bir önceki videonun İngilizcesini yaptım. Daha diğerler dillerini halledemedin mi? Yok. Çünkü daha İngilizceyi bitirememiş aslında, çaktırmayın. Çünkü arada YouTube seyrediyor, arada arkadaşıyla konuşuyor, bir şeyler yapıyor can sıkıntısından. İşte böyle, yani yapacak bir şey yok. Bekliyoruz, bekliyoruz. Garibim Sherlock da bekliyor. Bakın onda. İngilizce bilemem. Evet, aranızda İngilizce, gönüllü İngilizce çeviri falan yapmak isteyen varsa bizim videolarımızı İngilizce çeviri yapar mısınız lütfen? Ben çok sıkıldım. Bu arada Sherlock ne yapıyor diyenlere göstereyim. Sherlock da burada. Maması burada, suyu burada. Şu anda gözü kapıda. Çünkü ben gittim, kendi bilgisayarımı falan arabaya koydum geldim. Hadi gitmiyor muyuz madem bilgisayar gitti diye ayaklandı duruyor. Onun minderi falan da buradaydı. Onun minderini de arabaya götürdük. Şu anda beklemede. Açın kapıyı, gidelim artık. Hadi ya, sıkıldım ben burada modunda. Bir de bakalım arabamız ne durumda. Gördüğünüz gibi servis kapandı. Kimsecikler kalmadı.
Homi orada ağzı açık şekilde sulanmış beyninin kuruyup geri gelmesini bekliyor. Hop diye kapacak, içine koyacak hemen. Burada da servisçi arkadaşlar. Geldi mi? Oh yaşasın. Beynimiz gelmiş. Ve arabayı çalıştırdılar. Şimdi deniyorlar fan açılacak mı açılmayacak mı? Umarım açılır. Servis fix'in önündeyiz şu anda. İçeriden arabanın sesi geliyor. Sürekli olarak gaza basıp hararetini yükseltmeye çalışıyorlar. Çünkü 90 dereceye geldiği zaman fan motoru açıyormuş. Fan motorunun açıp açmadığını görmek için başka şansları yok. Şu anda çalıştırıyorlar. Ben de içeride çekim yapamadım. Çok gürültü olduğu diye buraya geldim. Umarım olacak. Günaydın. Günaydın. Bugün size Akyaka Orman Kampı'ndan günaydın diyoruz. Burası Haluk'un tercihiydi. Yok, tercih değil. Sadece merak ettim burası. Nasıl bir yer diye çok merak etti. Benim haberim yoktu. İyi ki de gelmişiz. Çok güzel ormanlık bir alan. Biz kamplara gitmiyorduk. Şimdi niye buraya geldik diye soracaksınız bize. Çünkü merak. Hem merak hem de biz dün akşam Muğla'da arabamızı geç saatte yaptılar. Bitirdiler sağ olsunlar. Tekrar buraya geldik. Bir benzincide falan konaklayalım dedik. Söyledik ki kendimize bir kıyak yapalım. Bu kadar eziyetten sonra moralimiz de bozuldu. Buraya geldik. İyi ki de gelmişiz. Çok güzel. Yemyeşil bir alan. Size şöyle çevreyi göstereyim şimdi. Bizim gitti, o gitti oradan. Sherlock da mutlu bu durumdan. Geziyor. Burasına böyle mağaraya gider gibi gidiyoruz. Akyaka Orman Kampı'nın denize giden yolları. O yokuştan mı, merdivenlerden mi indik? Evet. Nasıl çıkacağız? İndiğimiz gibi. Of Allah'ım, of, of. Nedir bu benim kaderim? Ben nasıl çıkacağım bu merdivenlerden yukarı? Çok korkunç görünüyorlar. Birer birer çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneşin bir sürü yaprak. bu sene çıkarım herhalde. Hadi bakalım, başlayalım. Çok yüksek bir de, normal basamak da değiller. Güneşin merdivenli imtihanı. Basamaklar çok yüksek. Ben de nefes nefesim sonuçta. Nasıl hissediyorsun? Korkunç. Terli. Yorgun. Bacaklarım ağrıyor. Ama bakar mısın? Çıktın yere. Bakayım. Mağara gibi. Anne. Buranın adı 72 merdivenmiş aslında. Şurada altta yazıyor. Ama bence 72 merdiven değil, 172 merdiven olabilirdi. Basamakları büyük yapıp 72 ile küçültmüşler bunu. Sherlock, gidiyoruz. Sherlock. Dene çıkmış bir karış. Burası yazın çalışan bir market. Sherlock bizden biraz daha fazla yoruluyor. Ve susuyor. Çünkü o bir ileri gidiyor bir geri geliyor. Bir ileri gidiyor bir geri geliyor. Bizim iki katımız, üç katımız falan yol yürüyor. Onda birimiz olduğu için önemli değil. Susamış. Değişik, güzel bir yer. Sırf ormanın içinde, ağaçların altında uyuduk gece. Çok güzeldi. Şimdi sahiline indik. Sahil böyle.
Sahil değil yani burası. Aslında sahil değil, böyle küçük 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 koylar var, beton atılmış. O betonların üzerinden denize giriyorsun, derin denize bir anda giriyorsun. Öyle plaj gibi sakin güzel bir yer yok. Dik yamaçlar var sadece ama orman çok güzel. Balıklama atlarsanız kafanızı kayaya vurursunuz büyük ihtimalle. Herkes sürekli balık tutuyor. Bütün koylarda balık tutan insanlar var. Açılıp da tutanlar da varmış. Çok balık var dediler. İnsanlar mantar topluyorlar, ot topluyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Biz mantar toplamasını bilmediğimiz için, yani hangi çeşit mantarın yenileceğini bilmediğimiz için toplama cesaret edemedik. Evet, aslında çok mantar gördük ama evet, cesaret edemedik hangisi yeniyor, bizim hangisi yenmiyor. Mantarlar kültürlü olmalı. Bizim galiba biraz mantar toplama eğitimi almamız lazım. Ot toplayanlar vardı, bazılarından ben... Bir dakika, nerede benim otlarım? Birisi bana bu otların yenebileceğini söyledi. Bunlara kaz ayağı deniyormuş. 3 tane örnek aldım. Eğer bulursak onlardan toplayacağız. Akşama yemek yapacağız. Muhtemelen toplamayacağız. Sabahleyin duşumuzu aldık. Sıcak sıcak. Aslında arabada vardı ama böyle bol suyla şakır şakır duş almak ayrı bir zevk tabii. Arabada hızlı bir şekilde duş alıyoruz. Buradaki arabada duş alamazsın burada. Biraz etrafı dolaştık. Yeni komşular edindik. Onlarla biraz oturduk, kahve içtik, muhabbet ettik. Ah. Evet, Akyaka'yı bir dolaşalım. Ondan sonra karavanın derdi bitmiyor tabii. Koltuk kırıldı. Benim oturduğum koltuğu Haluk kırmış. Sen oturduk oğlum. Ben nasıl kırıyorum ya? Çünkü sen hep yandan oturuyorsun. Benim oturduğum taraftan onun o şekilde kırılması mümkün değil ki. Ben yandan biniyorum. Benim bindiğim taraf kırılmış. Nasıl kırılabiliyor ki? Ben nasıl kırıyorum peki? Yan çevirdikten sonra öbür taraftan oturuyorsun Seref. Yandan. Vay be. Sonuçta yatağın, senin yattığın tarafı kırılmadı mı? Kırdın mı, kırmadın mı? Ben bir buzdağıyım. Iceberg. Şimdi konuyu da değiştirmeyelim. Yatağın, senin oturduğun, yattığın tarafı kırılmadı mı? Kırıldı. Kaç kere? 2 sene. Benim taraf kırıldı mı? Hayır. Yorumu size bırakıyorum. O zaman sizce koltuğu kim kırmış olabilir? Tabii ki sen. Niye? Çünkü sen. Senin koltuğun. Olabilir ama sen oturduğun için kırıldı. O zaman oturma benim koltuğuma bir daha. Ya şu koltuğu uzatmayalım. Bence kaynatalım gitsin. Bence gidip bir kaynatmacı bulalım. Kaynatalım gitsin bu koltuğu. Arkadaşlar bu arada lütfen. Eliniz şu abone ol tuşuna bir gitsin ya. Ne olur ya. Seyrediyorsunuz. Niye abone olmuyorsunuz? Niye bizi üzüyorsunuz? Nasıl? Eliniz bir beğen tuşuna gitsin. Eliniz bir beğen tuşuna, bir abone ol tuşuna gitsin. Çünkü bakıyorum o kadar çok seyredenimiz var ama seyredenler bize abone olmuyorlar. Niye ki ne acaba? Ben demek ki bizi beğenmiyorlar. Hmm, olabilir. Ben... Siz bizi beğenmiyor musunuz? Hadi gelelim. Hadi dolaşalım azıcıkla. Size şöyle bir daha etrafı gösterelim. Havuz gibi suyu gösterelim. İnsanın içinden girmek geliyor ama Ocak ayının ortasında da böyle bir yerde girmek gelmiyor yani. Burası da Akyaka Orman Kampı'nın Albay Koyu. Ya Haluk, bence ormanda daha fazla yürümeyelim biz. Niçin oldu ki? Ya domuz çıkabilir, yıldırım düşebilir, ağaç devrilebilir. Su basabilir. Yok, su basamaz. Niye? Çünkü burada yazmıyor.